Selçuk geçer, Gökalp içer. Abi en çok konuşulan konu. Değil mi? Çok çok fanatik. Kimsenin kripto paraları falan taktığı yok. Sorduğu yok, evet. Tabii. Abi nereden buldunuz? İçer geçer, yan yana nasıl buluştunuz falan diye soruyorlar. İyi denk geldi ama. Benzer benzeri çekermiş. Evet, evet. Peki, nasıl geçti bu hafta? Kriptolar bacağında aslında iyi geçti. Küresel piyasalar bayağı bir dalgalandı biliyoruz. İşte Fed toplantısı vardı geçtiğimiz hafta. Endekslerde bir dalgalanma gördük. Para birimlerinde de ama kripto paraların bunlara rağmen tabanlarını koruduğunu görüyoruz. Konuşacağız zaten şimdi Bitcoin, Ether vesaire. Beni şaşırttı hatta. Yani geçtiğimiz hafta 10.900'lerdeydik. Şimdi neredeyse zaten kabaca aynı yerdeyiz. Yani 10.700'de 10.800 civarındayız. Ethereum da aynı şekilde. Endekslerdeki satışın benzerlerini o kadar sert hissetmedi. Geçtiğimiz hafta kripto paraları ve genelde de blockchain teknolojilerini destekleyen bazı haberler de açıkçası aldık. Bu piyasayı da destekliyor. AB komisyonunun mesela kripto para ve blockchain teknolojileri, dijital paralar diyelim, bunlarla alakalı bir paketi daha açıklandı. Zaten 2019'da onların yayınladığı, hala yayında olan bir taslak, bir plan var. Kripto paraları, kripto para borsalarını nasıl regüle edeceğiz gibi. Ara ara bunu güncelliyorlar. Geçtiğimiz hafta da yine benzer bir şey yayınladılar. Sabit, yani bir para birimine bağlı coinleri, stable coin deniyor bunlara, daha detaylı regüle etmek istiyoruz gibi bir açıklama yaptı. Bir. İki, yeni paraların ilk halkla buluştuğu, yayınlandığı dönemde nasıl çalıştığını anlatan böyle ufak makaleler vardır. Bunların daha teknik bir zeminde ve bazı yeterliliklerde olması gerektiğini söyledi yine Avrupa Komisyonu. Bunun ötesinde de kripto para borsalarını da denetleyeceklerini, regüle edeceklerine dair de ipuçları oldu. Şimdi bir bu. İki, yine Amerika'dan iki tane tasarı ya da taslak, plan diyebiliriz, geçti. Bunlardan bir tanesi yine kripto para borsalarını nasıl denetleyeceğiz, denetlemeliyiz artık tadında bir şey. Bir diğeri de Amerika'nın SPK'sı, SEC denen, Securities Exchange Commission dedikleri. Orada ICO'lar, yani yeni bir paranın yayınlanmasını, yatırımcıya sunulmasını SEC yasaklamıştı geçtiğimiz yıl. Ama şu an artık kongrede şu konuşulmaya başlanıyor. Hani acaba bu bir türev ürün mü? Emtia mı? Bu konuşulmaya başlıyor. Bunların hepsi evet, demek ki kripto para bizim hayatımızda veya hayatımıza giriyor. Ya bu şekilde var. Biz bunu regüle etmeliyiz cümlesinin altını dolduran şeyler. Bir taraftan bakıyoruz işte Rusya'nın ve Çin'in geçmişte buna biraz daha sert veya katı bir gözlükle baktığını biliyoruz. Ama hayır, yine geçtiğimiz hafta Rusya evet kripto paralar var ancak vatandaşlar kripto parada yaptıkları hareketleri, tuttukları varlıklarını bizimle paylaşmalılar. Rusya Merkez Bankası ile paylaşmalılar gibi bir şey söyledi. Bu da şu demek. Bilirsin, uluslararası ilişkilerde zımnen tanıma diye bir şey vardır abi. Yani hani bir anlaşma yaptığında bazen bunu anlaşmayla yaparsın, bazen de yapmazsın ama yine de o ülkeye, örnek veriyorum, uçak gönderirsin, onun havalimanına iner, bir dış ticaret anlaşması yaparsın. Aslında o ülkeyi zımnen tanımaktır. Bizim geçmişte Azerbaycan vesaire yaptığımız için, evet. Kuzey Kıbrıs'a yaptığımız gibi falan. Regülatörlerin, otoritelerin yaptığı şeyler de aslında böyle zımnen tanıma gibi okuyorum ben de bunu. Yani dolaylı yoldan tanıyorlar. Reddetmiyorlar artık. Tamam, var bu para birimi. Bu enstrüman bir şekilde hayatımızda var diyor. Evet, aynen öyle. Sana göre kripto paraların altın, doları ne? Altın için Bitcoin diyebiliriz. Dolar için de bir şey atfedeceksek ona Ethereum diyelim. Çünkü çok yaygın, çok kullanılıyor. Üstüne çok kontrat var. Dolar gibi. Çok iş tarafından kabul edildi. Ve şu an nasıl küresel piyasalarda normalde herkes ticaretini dolarla yapıyorsa, neredeyse benzer hani, yani birebir aynısı evet değil ama blockchain ekosisteminde de bir sürü alım satım ve kontrat Ethereum üzerine yapılıyor. Ethereum'da geçen haftayı biraz konuşalım mı? Ne oldu Ethereum? Tabii. Geçen hafta 370-380 dolar civarlarındaydı. Hem endekslerdeki hem altındaki salınım diyelim. Kripto paraları da evet biraz etkiledi. Ama hem pozitif haberler hem de geri çekilmenin çok sınırlı kalması 330-340'lardan geri döndü. Şu anda 350'lerin biraz üzerinde Ethereum. Mart-Nisan aylarından gelen yükselen bir trend var. Bitcoin'de ve Ethereum'da özellikle görüyoruz bunu. Trendin korunduğunu, yani yükseliş trendinin korunduğunu görüyoruz. Peki Bitcoin nereye gidebilir? 20 bin tepe dedik, hatta balon bile olabilir demiştik oraya. Geçtiğimiz dönemde. 2017'ydi. Hep düzeltiyorsun. 2017'ydi. Abi şöyle, nereye gidebilir? Bitcoin için çok farklı tahminler var. Bunların aralarında birkaçını söyleyeyim. Büyüklerden söyleyeyim. 100 bin dolar diyen var. 50 bin dolar diyen var. 30 bin dolar diyen var. 20 bin dolar diyen var. Ama hiç kimse orta uzun vadede Bitcoin 11 bin, 12 bin dolarda kalacak demiyor. Biz de açıkçası 20 bin dolar ve üstü kampındayız. Kişisel olarak ben. iCrypex'e sokmuyorum bunun içerisine. Benim kişisel beklentim bu. 20 bin dolar ve üstünde seyretmesini, trade etmesini bekliyorum. Orayı da biraz açık bırakıyorum. Neden? Çünkü öyle fiyatlamalar, davranışsal finans öyle histerik
elektrik fiyatlamaları nerede biteceğini öngörmekte biraz zorlanır. O fiyatlama bizi 24, 25 bin, 27 bin, 30 bin dolarlarda da tutabilir, bırakabilir. Konsolide olduğu yerin fiyatın 22 bin, 26 bin dolar arasında olduğunu görebiliriz. Örnek veriyorum. Bunu hiçbir teknik sahikle söylemiyorum şu an. Ama o hareket bizi 30 binde de dengelenmeye yol açabilir. Buradan dönüp baktığında Ethereum'a... Yani diyelim ki Bitcoin 25-30 aralığına gitti. Ethereum'un bunun karşılığı olacak rakamı 1200 ila 1600 dolar arasında olur. Minimum. Ama şerhi burada yine koyuyorum. Ethereum 2.0 teknolojisine olacak olan geçişin sorunsuz olması lazım. Beklentiler bu yönde bu arada. Eğer bu olursa Ethereum için gerçekten Aralık ayında bir daha konuşacağız. Ethereum için bambaşka bir şey konuşabiliriz. Aralık ayında şunu konuşacağız. Biz Ekim'de Ethereum 350 iken demiştik ki Ethereum buralara gidebilir. Şu an bu teknoloji geçti. Belki o teknoloji geçtiğinde bilirsin beklenti satın alınır, gerçek satılır finansal piyasalarda. Beklentiyi satın alarak insanlar belki hareketi Aralık'ta başlatacak ve Ethereum'u 700-800'lere, 900'lere gönderecek belki. Hareketten önce, teknolojiden önce. Teknoloji geçişi yapılacak. Ondan sonra da hareket devam edecek belki. Bu teknoloji geçişi Aralık'ta değil mi? Aralık'ta olması umuluyor. Yani bu bir süredir, bir yıldır olan bir şey masada Ethereum'la alakalı. Ve başarılı geçti bugüne kadar. Şöyle düşün abi. Milyarlarca dolar, bak milyarlarca dolar Ethereum üstündeki kontratlarda var. Sadece 10 milyar, 11 milyar dolara yakını kilitli durumda. Yani Ethereum teknolojilerinde borç verme, borç alma, türev ürünler falan demiş ki bir kısmı burada kilitli, locked durumda, kilitli durumda ve trade edilen de çok fazla ürün var ve bütün bu ekosistemin hepsini hop başka bir teknolojiye geçiriyorsun. Elbette bu tek seferde olacak bir şey değil. Bu yüzden de testler uzun sürüyor. O yüzden de çok biz uzunca bir süredir masada ve bir anda bu geçiş yapılamadı. Ama Aralık'ta artık bunun sonuna yaklaştığını ve bu geçişin yapacağını söylüyor Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin diye o genç beyefendi. Çok enteresan bir şey var. Bitcoin'in şu haline baktığımızda bile aslında Ethereum'un 700 dolar civarında olması gerekirdi. Eğer ki geri almış olsaydı. Evet. 700 dolar demek şu anki fiyata göre iki katı. %100 artış demek. Bir de Bitcoin o 24 bin, 25 bin, belki 30 bin seviyelerine giderse o zaman hani sen çok itidalli söyledin. Ben onu kendi hesabıma göre söyleyeyim istersen. O zaman 1600 ile 2000 dolar arasına geliyor Ethereum'un oranı aslında. Evet. Bu çarpı 5 falan demek üstad. Yani şaka maka değil. Ethereum'un böyle bir potansiyeli var diyorsun. Aynen öyle. Şu anda gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu arada şu 700 doları da küçük görmemek lazım. %100 abi şaka tabii, maka tabii. Değil. Hangi enstrüman %100 getirisi alıyor bir senede? Şunu demekten çok farkı yok açıkçası bunu söylemenin. Altın 6 ay vadede ya da 1 yıl vadede 4000 dolar olacak. 3600 dolar olacak demekten çok farkı yok bu söylemin. Aynen öyle. Yani altın 4000 dolar olduğu da evet. Biz bu kârı elde edeceğiz. Ama Ethereum 700 dolar olduğunda da biz aynı kârı elde etmiş olacağız. Evet, altında da açıkçası 4000 doları şu an telaffuz edenler için uçuyor sanki biraz falan yorumları yapılıyor yani. Ethereum'a geri dönecek olursak, geçtiğimiz hafta dedim işte 370-380'lerdeydi işte yükselen trendini hala koruyor. Geçtiğimiz yayında 1000 dolar ve üstü gibi şeyler telaffuz ettim. Doğru mu? Evet. Vaz mı geçtin şu anda? Hayır. Destekleyici şeyler söyleyeceğim. Eyvallah. Destekleyici şeyler söyleyeceğim. Şimdi biz Bitcoin için dedik ki 1 yıl vadede tekrar yeni zirveler, yeni tepeler görürsek bu bizi şaşırtmayacak. Ne o yeni tepeler? İşte hani 19-20 dolarları görmüştü daha önce. Yine aynı yerleri hedefleyebilir. 2017'de görmüştü. Yine aynı yerleri hedefleyebilir demiştik. Şimdi 2017'de Bitcoin 19-20 dolarları görürken de Ethereum 1400 dolarları gördü. Şimdi Bitcoin 11 bin dolardı. Ethereum nerede? 350 dolardı. Bitcoin'e göre çok ucuz şu an. Elbette getiri fırsatı sunuyorsa eğer bir ürün portföyünü çeşitlendirebilir. Kripto para bunu sağlıyor. Kripto para bu ya da benzer soruların cevaplarını verebildiği için var ve yükseliyor. Regülatör denetlemek istiyor. Buyursun denetlesin. Zaten bize denetlensin istiyoruz piyasa. Çok ilginç ve komik şeyler oluyor. Mesela geçen hafta abi ben de eski dövizci olduğum için söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hep kulağım bir tarafla onları dinliyorum. Avrupa Merkez Bankası pandemiden sonra bir dizi destek paketi yayınladı. İşte Fed 7.1 trilyona çıktı balansları. Avrupa Merkez Bankası da önce bir 1.3 trilyon dolar bastı Haziran'da. Geçtiğimiz hafta da 174 milyar daha %-1 bak çok önemli abi. %-1 burası çok önemli. %-1 faizle insanlara para verdi. Ya bu şu demek. Ben sana 174 milyar para vereceğim diyor bankalara. Bu parayı alman için de üstüne %1 daha veriyorum diyor. Ben bunu duyduğumda diyorum ki bir saniye bu kesin altın XYZ yani senin ürünler bu ürünlere direkt yarayacak. Benim okumam bu şekilde. Paranın büyük bir kısmı oraya tasarruf olarak gidecek. Evet aşırı likidite artıyor. Yani evet. İşte Merkez Bankası'nın ECB'nin aşırı likiditesi artıyor. Şimdi para bolluğunda artan likiditede bu mutlaka daha kıt kaynakları yarayacak. Bunlardan bir tanesi de insanlar madem tasarruf veya yatırım getirisi arıyor bir yerlerde altın bunlardan biri. Altında Kore ile başka ürünler var kripto ekosistemi. Kripto ekosistemine bakıyorum Bitcoin düşemiyor. Neden düşemiyor acaba? Sebebi bu. İşte Ethereum aynı şekilde. Bunun
yanında CIA, CIA laboratuvarında blockchain ile alakalı bir proje yapmaya karar vermiş. Ne güzel. Geç bile kaldılar. Visa, Mastercard Visa var ya, Visa da yine bir kripto parayla bir kripto para entegrasyonunu yapacağını duyurmuş. Çok güzel gelişmeler bunlar hep. Bu dünyadaki konvansiyonel piyasaların bizim bildiğimiz, anladığımız, aşina olduğumuz geçmişte piyasaların artık kripto paraları kabul ettiğini ve bunun bir şekilde içinde olmak istediğini bize söylüyor. Ya geçmiş olsun demek lazım aslında burada. Neden geçmiş olsun demek lazım onu söyleyelim. Nasıl altının, gümüşün yerini bir kağıt parçası aldı ya geçtiğimiz dönemde. Evet. Bankanotları almaya başladı. Çünkü adam altını cebine koyuyor, soyuluyor 100 metre ileride. Arabalarla altınlar taşınıyor, haydutlar çıkıyor, arabaları soyuyor falan. Bunu engellemek için bankalarda not kağıtları vermeye başladı. Ya kardeşim altını oradan oraya taşıma. Sen getir altını, koy benim bankama. Bu bankada dursun altının. Sen öbür şehre gittiğin zaman öbür şehirdeki bankadan aynı miktarda altını bu kağıtla çek dediler. Kağıt para böyle doğdu arkadaşlar. Çok basit bir dille anlatıyorum tabii. Her dönem bir devinim dönemi, bir değişim dönemi. Kripto paralar da bence böyle. İster istemez merkez bankaları buna ayak uyduracak. Buradaki kritik mesele bana göre kripto paralar yok olacak, olmayacak meselesinden öte hangi kripto paralar kalıcı olacak, hangi kripto paralar gidici olacağı bakmak lazım. Bunu iyi süzmek lazım. Ben Ethereum'un bu saatten sonra kolay kolay gidici olabileceği kanaatinde değilim. Ripple'ın çok gidici olabileceği kanaatinde değilim. Keza Bitcoin'in zaten gidici olabileceği kanaatinde değilim. Doğru söylüyorsun abi. Yani bizde genelde yatırımcıda şöyle bir şey vardır. Ne kadar egzotik bir ürün bulursam daha fazla para kazanabilir miyim acaba gibi sanki eşgüdümlü olacağını düşünüyor insanlar. Pek öyle değil. Örnek veriyorum. Yüzlerce hisse senedi var Borsa İstanbul'da. Ta köyde köşede kalmış bir tane hisse senedini bulur yatırımcı. Daha fazla para kazanayım diye. Biz de diyoruz ki hayır. Zaten ana ürünlerden para kazanabilirsin. Aynen dediğin gibi yani. Kendi rüştünü ispat etmiş, ekosistem tarafından bilinen, tanınan ve değer de gören. Üstüne çok fazla kontrat yazılmış. Yazılmaya da devam eden. Şu an Bitcoin future'ları zaten vardı. Vadeli ürünleri. Opsiyonların olduğunu ve opsiyonların el değiştirdiğini görüyoruz. Çok güzel bir şey bu. Bitcoin'de, Ethereum'da aynen senin dediğin gibi. Bunları tehdit eden hiçbir şey yok. Kaldı ki destekleyen şeyler var. Demem o ki Ethereum ve Bitcoin'de ikisi de yükseliş trendini koruyor. Küresel piyasalardaki hamleler ve hareketler kripto paralarla paralel hareket ettiğini görüyoruz. Artı kripto paraların yeni gelişiminden dolayı da regülatörlerin ya da şirketlerin açıkladığı pozitif haberlerin blockchain teknolojilerine yaradığını görüyoruz. Ethereum'da çok doğru bir şey söylüyorsun abi. 300-350 dolar seviyesi, 380 dolar seviyesi şu an dibe yakın seviyeler. Buralardan da geçen yayında söylediğim gibi maliyetlenme bizce çok yanlış değil. Biz hep tabii tırnak içerisinde %3'ünü yatırın, %5'ini yatırın falan diyoruz ama sen paranın ne kadarını yatırırdın mesela? Hani %5, %10 bir sepet ayıralım dedik ya. O sepet benim portföyümün, ana portföyümün %40'ı falan olurdu. %40'ı? %40 olurdu evet. Bu yani, büyük bir risk değil mi ama? Nasıl baktığımızla alakalı. Yani hani işte S&P 500 3600'den çat diye geriledi geçen hafta. Öyle mi? 2-3 haftadır geriliyor yani. Doğru. Aynı şey Dow'da, DAX'ta bakıyorum küresel endeksleri. Küresel endekslerin hepsinde var aynısı. Nasdaq. Grafiğin sol üst kısmını kapatıyorum. Yani sol üst kısmında ne olduğu yazar ya. Orayı kapatıyorum. Grafiğe bakıyorum. Ne tamam. Olduğunu. Süper. Sonra da diyorum ki evet bu birincisi bu ürün yatırım yapmaya değer bir ürün mü? Rasyonellerine bakıyorum. Kripto paralar bahsettiğin sebeplerle yani işte teknolojiler, işte bol likidite, yeni ürünlerin gelmesi, piyasanın regüle edilmeye doğru evriliyor olması falan filan. Bunlar sebebiyle kripto paraların gidecek yerinin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden portföyde %40'lık bir portföy alokasyonu gidip %40'la Ether almak demek değil bu ama. Portföyün %40'ını oraya ayırırım. O %40'ın belki %10'u, %15'i Bitcoin olur. Belki %10'u, %15'i Ether olur. Geri kalanında diğer daha küçük altcoin'leri, Link olur belki biraz falan filan. Bunlardan bir sepet oluştururum yani. Bu sepet de biraz daha derinleştirelim. %15, %15 mi yaparsın? Kripto sepetinde açıkçası Ethereum'un ağırlığı daha fazla olur. Ne kadar mesela? %40'a yakını, %40-45'i hatta sadece tek başına Ethereum olur. %25-30 civarı Bitcoin olur. %10 civarındaki kadar bir miktarı Ripple olur. Çünkü Ripple bu iki üründen daha bağımsız bir ürün. %40, %75'e geldik. Kalan %25'e ne koyardın? Gelecek hafta söyleyeyim mi onu? Ha? Ama %75'ini bununla yapardım. %75'ini bununla yapardım. %25'te altcoin'leri koyar. O altcoin'lerin ne olduğunu da gelecek hafta söyleyeceksin. Aynen öyle, evet. Tamam, süper. Bak en çok içer geçer konuşuldu dedim sana ama bir başka konu daha var. Bunu biz atlıyoruz. Aslında bunu atlama nedenimiz de son derece bilinçli arkadaşlar. Hani burada böyle bir reklam yapıyormuş havası yaratmak istemiyoruz. Bize çok ciddi soru geliyor. Nereden alacağız? Nasıl yapacağız? Bu işlemler çok karmaşık falan diyenler dostlarımızın arasında. Onlara böyle bir küçücük anlatmak lazım. Abi çok kısa bahsedeyim. İşte bu üçüncü yayınımız. Devamlı da gelecek inşallah. Şimdi iCryptex.com'a aşağıda linki var. iCryptex.com'a önce girecekler. Girdikten sonra hemen sağ tarafta bir üyelik formu var. Orada isim, soy isim, telefon gibi normal bir yere üye
yolluyormuşsunuz gibi onları dolduracaklar. Tamam. Sonra e-maillerine, e-postalarına bir onay maili gelecek. O onay mailini tıklayacaklar. Sonra kendi girdikleri login şifreyle zaten borsaya girebiliyorlar artık. Orada ne görecek? Birazcık borsayı karıştırabilir. Yukarıda hemen kolay alıp satabileceği bir menü. Biraz daha ben internette aram iyi. Biraz daha profesyonel ben bakabiliyorum. Bu böyle bir pro trading sayfamız var. Ya bu işler acaba ne? Bu ürünler ne? Siz anlatıyorsunuz ama ben bunu sitenizden girip okuyabilir miyim? Evet, hay hay. Orada her ürünü sunduğumuz işte Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, şimdi yeni Chainlink'e ekledik. BAT. Bunların hepsinin ya bu ürün ne? Nerede doğmuş? Geçmişi ne? Rasyoneli ne? Bazı onların metrikleri var. O merak edenler için. Onlar sosyal medyada bunlar nasıl takip ediliyor? Bunlara dair bayağı detaylı bir açıkçası bilgi alabilecekleri bir sayfa da var. Ürün sayfalarımız var. Buradan karıştırabilirler. Yeni yeni öğrenmeye çalışıyorum. Siteye girdim. Hiçbir şey anlamıyorum. Diyelim ki tırnak içerisinde. O zaman da dönüyorum seni arıyorum. Yani seni derken iCrypex'i arıyorum. Evet. Yani iCrypex'ten zaten muhtemelen kayıt olursanız eğer ertesi gün biri nasılsınız? Merhaba ben iCrypex'ten Ahmet, Ayşe, Veli, Fatma biri arayacak ve diyecek ki nasıl hayatınızdan memnun musunuz? Her şeyi kendi başınıza yapabiliyor musunuz? Bana ihtiyacınız var mı gibi bir müşteri temsilcisi arayacak. Bu Türkiye'de ilk abi. Kripto para borsaları bunu yapmıyordu. Ve biz de insanların bu daha teknik bir iş açıkçası. İnsanların da çok aşina olduğu bir şey değildi. Biz bunu insanlara böyle bir destekle, telefon desteğiyle destek olalım istedik. Birileri arayacak. Orada telefon numaramız var yine. Oradan bize de ulaşabilirler. Tamam. Ona, telefon numarasını arayıp. Bu arada ben linki de koyacağım yine açıklamalar bölümüne. Hem senin sitenin linkini koyacağım, borsanın linkini koyacağım. Teşekkür ederim. Hem de telefonu koyacağım oraya. Çünkü sahiden soruluyor ve bir şekilde ulaşılması gerekiyor size. Ya, sağ olsunlar. Zaten şunu da yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta hem telefon da aldık yayından sonra. Çok fazla. Artı bizi çok mutlu ediyorlar. Gerçekten zahmet edip buyurup geliyorlar Maslak'taki ofisimize. Lütfen gelsinler de. Hani bizi çok mutlu ediyor. Buyursunlar çayımızı kahvemizi içsinler. Yani her şekilde web sitesinden bize ulaşabilir. Aşağıda bir telefon numarası var. Oradan ulaşabilir. Ya da yakınlardaysa, Maslak yakınlarındaysa ya da İstanbul'daysa ve gelmek isterse buyursun gelsin ofisimize. Ziyaret edebilir bizi. Eyvallah. Yani bu süreçle ilgili her türlü bilgiyi paylaşıyorsunuz zaten. Kesinlikle. Sorun yok. Sevgili Gökalp İçer bizlerle birlikteydi. Bugün de kripto paraları konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Beni Instagram'dan da takip edin. Bu videoyu da Instagram'a koyacağım bu arada. Tamamdır abi. Oradan da izleyebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar. İyi haftalar.